Merhaba sevgili seyirciler. Yurt içinden ve yurt dışından. İş, sanat, spor, siyaset, fikir, musiki, kültür, tarih ve gönül camiamızdan. Örnek insanların, örnek şahsiyetlerin hayatını ve hatıralarını konuştuğumuz Anıların İzinde programımızla bu hafta da huzurlarınızdayız. Dünyanın çok farklı coğrafyalarında, şu an ekranları başında, evlerinde, iş yerlerinde bizi izleyen, bizi seyreden, bizi tercih eden bütün seyircilerimizi, hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyoruz. Programımıza ATV Avrupa ekranlarına hoş geldiniz. Sevgili seyirciler, bugünkü misafirim Türk siyasi hayatının son 30 yılına damga vuran denge isimlerden. ANAP, Refah, Fazilet ve AK Parti'de üst düzey yöneticilik ve en uzun süre İçişleri Bakanlığı yapan renkli simalardan. Deneyimli siyaset ve dava adamı Sayın Abdülkadir Aksu. Hoş geldiniz Sayın Bakanım. Hoş bulduk. Öncelikle teşrifinizden ötürü çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Niyetinizle geldiniz. Şimdi sizinle sevgili bakanım hayatınızı konuşacağız, hatıralarınızı konuşacağız. Kaymakamlığınız var, en genç kaymakam, valiliğiniz var, emniyet müdürlüğünüz var, vekilliğiniz var, farklı partilerde siyasetiniz var ve özellikle en uzun süre İçişleri Bakanlığı yapan çok değerli siyasetçilerimizdensiniz. Ama ben sevgili seyircilerimize sizi birazcık daha yakından tanıtabilmek amacıyla ben diyorum ki Diyarbakır'a gidelim, Mardin kapısına gidelim. Nerede doğmuşsunuz? Evet, ben öncelikle bizi izleyen bütün izleyicilere candan şükranlarımı sunuyor, saygılarımı sunuyorum. Size de çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Böyle bir imkan verdiğiniz için. Tabii Mardin Kapı denilince gerçekten çok heyecanlanıyorum. Çünkü ben Diyarbakır'ın Mardin Kapı semtinde Cemal Yılmaz Mahallesi'nde doğdum. Ve ilk seçim çalışmamı 87'de de orada. Mardin Kapı'daki bir kahvehaneden başlattım. Mardin Kapı'nın türküsü de var değil mi? Var, meşhurdur. Evet. Peki anne baba da Diyarbakır hep Mardin sürale, Kapı mı? Ha? Hep Mardin Kapı mı? Yani Mardin Kapı hep evler aynı evler. Eskiden beri büyük evler Diyarbakır'ın bizim. Evet. O bazalt taşından yapılmış büyük büyük evler, avlular, odalar. Evet. Onlar da oralı. Özbeöz Diyarbakırlıyız. Yani. Evet, çok güzel. Peki dedeleri hatırlıyor musunuz? Dedelere yetiştiniz mi? Tabii yetiştim. Evet. Dedelerden önce anne babaya, anne baba değil mi ekrandaki? Anne baba. Evet. Anne baba. Hayatta mı anne baba? Yok, ikisi de vefat etti. İkisi de vefat etti. Biz bu programımızda aramızdan ayrılan böyle çok sevdiklerimizi rahmetle anıyoruz. Allah rahmet. Mekanları cennet olsun. Amin. İnşallah. Cenab-ı Hak gani gani rahmet eylesin. Hayatta olan büyüklerimize de, hayatta olanlarımıza da, anne babalarımıza, kimler varsa hayatta onlara da sağlık ve afiyetler amin versin diye biz amin hep dua ediyoruz. Böyle amin bu güzel geleneği hep yapıyoruz. Evet. Peki dedeler. Dedeler onlar da Diyarbakırlı değil mi? Dedeler de Diyarbakırlı ve ikisi de akraba birbirle, hala çocuklar. Hı hı. Hala dayı çocukları. Ben biraz da babamın babası, dedem. Onunla öyle bir samimi arkadaş gibiydik. Oturur her şeyi konuşurduk. Hatta ben ilkokulu bitirince gel dedi seni evlendireyim. Ben okuyacağım dedim. Okuyup da ne olacaksın dedi. Kaymakam olacağım dedim. Ha dedi demek vali olacaksın. Ben okudum mu oğlum, baban okudu mu, gel seni evlendireyim. Bu merdivenleri çocuk doldur dedi. Evet. Yok ben okuyacağım dedim ve gittik ortaokula başladık. Evet. Peki daha sonradan tabii size destek oldu değil mi? Tabii muhakkak da tabii. Evet.
O bir espriydi. Ben kaymakam evet. deyince benim idealimdi eskiden kaymakam olmak. Ne iş yapıyordu anne baba, dedeler? Babam memurdu PTT'de. Ama dedem işte arazi sahibi, köy, toprak, çiftçilik. Evet. Köylüler yapar kendisi. Biz yazın dedemle beraber hep köye giderdik. Yazlarım umumiyette benim de dedem ve ninemle beraber köyde geçerdi. Evet. İsminizi kim koydu sevgili bakanım? Herhalde babam koymuştur. Evet. Öyle tahmin ediyorum. Abdülkadir isminin dayandığı bir nokta var mı? Şeyh Abdülkadir Geylani, Geylani Hazretlerinden ötürü. Değil ötürü, mi? Tabii. Yani sonradan hiç böyle bu isimle ilgili arkadaşlarınızdan şey geldi mi size? Yok. Ama mesela okullarda ilk olsun orta ve lisede Kadir derlerdi arkadaşlar çoğu. Üniversitede de Almanca hocam vardı, Alman. O Abdülkadir diyemezdi bir türlü. Abdülder bıyık yapardı. Evet. Yani başka okuyamazdı, telaffuz edemezdi. Bir tek defada Abdülkadir diyemezdi. Evet. Sizin özellikle tabii büyük Allah dostu Abdülkadir Geylani evet. Hazretlerine karşı müthiş bir sevgi, sempati muhabbet. Değil mi? Sevgi, muhabbet evet. oluştu değil mi evet. sizde? Evet. Peki ilkokulu Diyarbakır'da mı okudunuz? Diyarbakır Cumhuriyet İlkokulu mu? Cumhuriyet İlkokulu ama bakın orada şöyle bir maceramız var. Cumhuriyet İlkokulu Diyarbakır'ın tarihi evlerinden 2-3 tane ev bir ilkokulu olmuştu. Orada başladım birinci sınıfa. Senenin sonuna doğru o binalar yıkıldı. Yerine yeni bir ilkokul yapımına başlandı. Biz bu defa başladık turist olarak diğer okullarda misafir. İkinci sınıfı Süleyman Nazif İlkokulu'nda okuduk. Bunun ismini kamuoyumuz şeyden çok iyi bilirler. Bu sur olaylarından Diyarbakır'daki evet. o mahallede çok tahribatı, okulu da yakmışlardı. Süleyman Nazif Okulu'nda okuduk. Üçüncü sınıfı İnönü İlkokulu'nda okuduk. Üçüncü sınıfı İnönü, dördüncü sınıfı Sağırlar Okulu'nda okuduk. Biz 5'e geçtiğimiz yıl okul bitmişti yeni binamız. Yeni binamızda okuduk ve mezun olduk. Cumhuriyet. Yeni binanızdan mezun oldunuz. Yeni binamızdan. Çok güzel. Tabii biz okul olarak misafir olduk bu okullara. Peki neyle taşımayı nasıl yapıyorlar? Efendim, yakın işte mıydı mesela? Bak sorun bu. Evet. Biz bütün bu yolları yaya gider gelir. Kaç kilometre yani? Bayağı uzak. Bir tanesi Diyarbakır'ın bir ucu, bir tanesi değil mi? Yani ben Mardin Kapı Cumhuriyet Okulu bir yerde... Süleyman Nazif bir yerde. Bir sonra yer. Gazi Okulu çok daha İnönü İlkokulu çok daha uzağımızda. Peki hocalarla birlikte böyle topluca mı yürüyordunuz? Yok kendi bizim mahallede sokaktaki çocuk arkadaşlarla yürürdük. Bazen söylerim ben torunlara derim bak kızım bizim zamanımızda ne servis vardı ne otobüs vardı ne minibüs. Evet. Sizler çok şanslısınız. Bak biz hep yürüyerek gider gelirdik o mesela. Peki o yıllarda, sizin ilkokul okuduğunuz yıllarda böyle kışlar sert olur muydu? Çok sert olur. Yani mesela tamam hadi yazın neyse işte ilkbaharda, sonbaharda iyi de ama kışın tabii o yolları çok bir sert de çocuk olur. Halinizle işte 7-8 yaşında yürümek gerçekten... Bakın o daracık sokaklar, şimdi damlar ümmete şehir içerisinde. Bugün sur diyoruz, surun evet. içi. Damlar düz, toprak damlar. Kar yağınca onu muhakkak kürekle atmak lazım. Yola atıyorlar. Yola atınca yol evet. boyumuzu geçiyordu. Ve onların üzerinden yürüyerek ana caddeye çıkıyorduk. Oradan devam ediyorduk okulumuza. Ama yani işte pantolonunuz nasıldı? Kılık kıyafet nasıldı yani ayakkabılarınız? Çizmeler vardı o siyah çizmeler. Evet. Çizmeler biraz uzunca olduğu için idare ediyordu işte. Peki o yıllardan sevgili bakanım var mı böyle unutamadığınız hatıralarınız? Arkadaşlarınızla hiç görüştüğünüz arkadaşınız var mı böyle ilkokuldan? Ortaokul, liseden var da. Tamam. İlkokuldan pek hatırlayamadım. Peki yaz aylarında dedeyle birlikte köye mi gidiyordunuz? Köye giderdik. Arazi vardı değil mi? Çok. Arazi vardı evet. Köylüler eker biçer işte bizim hissemizi ayırırlar.
Ortaokulu nerede okudunuz? O da Diyarbakır, Ziya Gökalp Ortaokulu. Tek ortaokul ve tek lise vardı Diyarbakır'da. Ziya Gökalp Ortaokulu, Ziya Gökalp Lisesi. Evet. Ortaokulu orada okuduk. Sevgili Bakanım, bu hangi yıllara ait? Hangisi? Bir tane bir fotoğrafınız var orada. Evet, bu. Bu ortaokul. Ortaokul fotoğrafınız. Evet. İlk fotoğrafınız bu mu? Herhalde bu. Bu ilk fotoğrafım bu. İyi bulmuşsun. Kaç yaşındasınız? İlkokulda. Kaç yaşında olunur ortaokulda? 11-12. Evet. 11-12. Çok güzel. Peki Ziya Gökalp ortaokulu. Nasıl geçti? Nasıl bir öğrenciydiniz? Efendim, ben çalışkan öğrenciydim. Derslerim hep iyiydi. Ama benim en korktuğum ders müzikti. Çünkü hayatımın ilk zayıfını ortaokulda müzikten aldım. Ortaokul sonunda. Niçin? Kabiliyet yok. Allah vermemiş. Mezgam çık diyor. Çıkamıyoruz. Ve o zayıfı görünce karnemde inanın bir hafta oturdum ağladım. Ben hiç zayıf görmemişim. Hep pekiyle geçiyorum. Dersler peki, müzik zayıf. Allah Allah. İkmale işte bıraktı bizi hoca. İkmal imtihanına girdiğim zaman yine bir gam çık dedi. Biz işte becerdiğimiz kadar çıktık. Benim dedi anam öldüğünde böyle ağlamıştım işte. Ama geçirdi bizi. Böylece ortaokulu bitirdik. Liseye geçince rahatladım. Evet. Çünkü müzik seçmeli dersi, resim ve müzik. Resme karşı kabiliyetim de vardı. Hemen resmi seçtim ve müzikten kurtulduk. Sizin en iyi dostlarınızdan bir tanesi çok değerli Amir Ateş Hocam. Siz beraber de zaman zaman birlikte konserlerine oluyoruz, gidiyorsunuz, oluyoruz. Seyahatleriniz evet. Oluyor. Peki Amir Hoca'ya bu hatıranızı anlattınız mı? Bunu da anlatmadım ona. Evet. Eyvallah. Peki kaç kardeştiniz sevgili Bak? 5. Siz kaç numara? Ben 1. 1 numara. Benden önce bir kız kardeşim, bacım varmış. O çok küçükken vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Diğerleri hep benden birer yaş. Erkek kız? 3 erkek, 2 kız. 2 kız. Hayatta mı hepsi? Hepsi Allah. Çok şükür. Evet. Allah sağ olsun. Bizi izliyorlar. Onları da buradan sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. İşte bu da lise fotoğrafım. Bu da lise. Diyarbakır Lisesi mi Tabii, bu? Ziya Gökalp Lisesi. bir bayramda çekilmiş. İzci kıyafeti mi? İzci. O arkadaşımız izciydi. Ben en yakın arkadaşım. Allah rahmet etsin. Vefat Çok genç yaşta vefat etti. Yani. Allah rahmet eylesin. Çok genç yaşta vefat etti. Ortaokul bitti. Peki... Genelde tabii Anadolu'da küçükken çocukları hani boşta kalmasın diye şey yaparlar. Böyle esnaf yanına verirler. Çocuklar hem zamanını tabii. geçirsin, harçlıklarını. Siz güzel bir konuya temas ettiniz. Yani siz tabii ben de köyde marangoza gittim. Öyle mi? Tabii. Yani şimdi ilkokulda falan hep köye giderdim. Ortaokula geçtikten sonra terfi ettiniz. Biraz büyüdük diye marangoz. Evet. Marangoza gittim, attara gittim, notere gittim. Noterde de çalıştınız. Noterde de çalıştık. Çok güzel. Peki var mı oralardan böyle hatıralarınız? Yani şimdi bilhassa noterde benim demin gösterdiğimiz ve çok genç yaşta vefat etti dediğim arkadaşım vardı. Benim kayınbiraderim vardı. Yine benim başka bir akrabam, o da Diyarbakır Koleji'nde. Dördümüz birden çalışıyoruz. Noterde. Noter akraba olduğu için bir şey diyemedi. Bizi götürdüler, teslim ettiler. Ne yapıyordunuz peki noterde? Şimdi bir yere gidilecekse, efendim biz beraber gidelim. Dört kişi. Dört kişi bir zarf. Bir evrak götürdük. Postaneye götürüp verilecek bir evrak. Dördümüz birden giderdik. Yani o gidiş gelişler de tabii biraz uzun sürerdi değil tabii, mi? Tabii. Dolaşarak gider gelirdik. Peki şeyde harçlığınız çıkıyor muydu? Maaş falan var mıydı? Vardı. Çok cüzi bir maaş veriyordu. 2 lira mı? 2,5 lira o zaman. Ama o zaman tabii. O zaman da biz şimdi bir çok orijinal bir tatlısı vardı. Diyarbakır'ın sokakta satılan Cici Bici'ydi ismi. Cici Bici. Tabii adam şeyi
şekersiz muhallebi buzur rendeliyor, üzerine döküyor, bir tabak veriyor. Şimdi o geldi mi noterin önüne, biz başlarız. Üzerimizde para yoksa, bir gün dedim ki ya yazıp isteyelim noterden falan, ay maaşımdan 25 kuruş avans verilmez dedik, adam bizi kovdu odadan. Peki ısmarlamıyor muydu size noter bey? Yok, biz kendi paramız varsa alıyorduk. Alıyordunuz. Öyle ısmarlama yok. Ya, güzel. Peki ortaokul, lise yılları böyle sosyal faaliyetleriniz nasıldı yani sosyal? Lisede şimdi bir defa benim Almancam çok iyiydi. Almancaya da yani kendim isteyerek kaydolmadım. Ortaokula beni kaydederlerken orada lisan şeyini Almanca yazmışlar. Biz Almanca sınıfına gittik. Evet. İyi oldu, 9 kişiydik. Çok iyi öğrenmiştim ve hayatımın ilk hediyesini de Almancam çok iyi olduğu için okul müdürü, Almanca öğretmeni bütün okulun önünde bizi davet etti ve o hediyeyi verdi. Yani öyle de bir şeyimiz var. Bayağı iyiydi Almancam. Sonra bir ara peder tayini Edirne'ye çıktı. Ben yazları giderdim Edirne'ye. Babam, annem ve kardeşlerim hep gittiler. Ben dedemle nenelerimin yanında kalırdım. Diyarbakır'da yazları Edirne'ye giderdim. Almanca'ya merakımız olduğu için Edirne'de de turist çoktu. Çoktu. Hep bütün işim bir de orada çok eskiden gitmiş subay olarak bir akrabamız. Emekli olunca kalmış Edirne'de, gelmemiş Diyarbakır'a. Ondan sonra da bir de Ali Paşa Çarşısı var, bilmem bilir mi? Tarihi bir, evet. Edirne, evet. Çok güzel bir çarşı. Evet. Orada dükkanı var. İşte onun dükkanın önünde otururum. Geçen turistleri takip eder, konuşmaya çalışırız. Bir gün böyle turiste benzettiğim bir vatandaş geliyor. Hemen koşarak gittim. Almanca, siz Alman mısınız diye sordum. Sinzi Deutscher dedim. Ne zinciri kardeşim dedi, bana makara ipliği lazım dedi. Çok güzel. Pardon dedim, geldik oturduk. Başka bir gün de 2-3 delikanlı geldi. Dediler ki seninle bir konuşacağız, buyurun. Sen bu turistleri gezdiriyorsun, para alıyor musun? Ne parası ya? Ben üstüne para veriyorum. Adamlarla zamanı uzatayım diye kola içirtiyorum, köfte yediriyorum. Bak dediler delikanlı. Biz profesyonel turist rehberiyiz. Biz bu işi parayla yapıyoruz. Onun için bundan sonra sen... Bedava yapmayacaksın. Turist ya, ben para almam oradan. Çünkü şeyim yok. Ben evet. Onlar gibi belgem yok. Evet. Bir daha turistleri gezdirmeyeceksin ama ben gezdirdim. Mesela Selimiye'nin minarelerine bazen günde 3 defa 4 defa çıkardık. 3 ayrı yol var, bilir misin? Evet. Her şerefesine. Evet. Birbirimizle konuşuyoruz ama görmüyoruz. Aynı anda evet. Çıkınca her şerefenin yolu ayrı. Anlatırdım bunları turistlere, Selimiye'nin yapısını, 3 şerefenin kapısını, eski caminin yapısı. Edirneliler öyle der. Selimiye'nin yapısı, 3 şerefenin kapısı, eski caminin yazısı. Muazzam. Kufi yazılar var orada. Evet, şeyde yolun altındaki cami. Yolun altındaki. Evet, yolun altındaki. 3 şerefenin de gerçekten kapı muazzam. Selimiye'nin, evet. Sinan'ın en büyük, en önemli eseri. Gerçekten çok güzel. Hakikaten ya, tığ gibi minareler. Maşallah. O eski yoldan giderken. Hatta işte o büyük usta, ona da rahmet olsun, Mimar Allah Sinan. Cenab-ı Hak gani gani rahmet eylesin. Aslında minareleri 2 tane görüyorsunuz. Minareler 4 tane. Onu diyecektim. Ama ya o kadar öyle müthiş bir yani estetik Edirne'ye var. Yani Edirne'ye 20 kilometre, evet. Kala hep 2 minare görüyorsunuz. Hep 2 minare görüyorsunuz. Ta şimdi biz bozduk. Şeyine gelinceye kadar, evet. 4 minare göremiyorsunuz. Evet. O estetiği biz bozduk aslında. Evet, ama ecdat ne kadar güzel düşünmüş. Ya, yani işte ta yakına gelecek. Hep 2 minare. Evet. Peki baba, rahmetli baba, akrabaları olduğu için mi Edirne'yi istedi yoksa? Yok, öyle tayin çıktı. Sonra tayin çıktı. Tekrar Diyarbakır'a döndü, geldi yani. PTT'de çalışırdı.
Tekrar döndü geldiler Diyarbakır'a 3 sene sonra. Ha 3 sene kaldı orada. Sene. Ama de... siz şeyde çok fazla kalmadınız tabii Edirne'de değil mi? Yok yazları gider yazları. Gelirdim. Ama bu şeyin Edirne'deki o kalmanızın size hem özgüven açısından hem lisan açısından lisan bakımından bana çok büyük faydası oldu. Faydası oldu. Liseyi bitirdiniz. Lise evet, bitti. Bitti. Peki bu arada aile ne olmanızı istiyor? Lisede bir de jimnastik takımındaydım. Bizim lisenin gösteri takımı vardı, jimnastik takımı. Hani Ankara'da, İstanbul'da harbi okullarının gösteri takımları evet. olur. Çember, alevli çemberden evet, atlarız. Süngü üzerinden salto atılır. Öyle bir takımımız vardı. Ben de o takımdaydım lise bitirinceye kadar. Bayramlarda bilhassa 19 Mayıs'larda halkın çoğu bizim bu gösteri jimnastik takımını seyretmeye gelirlerdi. Güzel. Hep çalışırdık ama hiç. Devamı bir sene boyunca her cumartesi, pazar hocamız da sağ olsun başımızda çalıştırırdı bizi. Evet. Şeyler de diğer liseler, başka lise var mıydı şeyde Diyarbakır'da? Tek sizin lise. Bizim tek lise değil mi? Sizin o zaman bandonuz, her şeyiniz vardı tek değil mi? Tek lise Ziya Görme, yok bando nereden? Yok değil mi? Bakın jimnastik gösteri dedik. Bir salonumuz bile işte uyduruk bir salonumuz vardı. Minder, kasa, hak getire. O şartlarda o gösteri takımını yetiştirdi hocamız. Evet. Peki üniversite. Üniversite nasıl oldu? Ne istiyordunuz? Ne olmak istiyordunuz? Ben kaymakam olmak istiyordum baştan beri. Evet. Peki dediğim gibi ailenin müdahalesi olmadı. Dedem bir başlangıçta ben... Seni gel evlendireyim dedi. Ben de okuyacağım deyince bir takıldı. Ondan sonra rahmetli ama en büyük arzum ilk valiliğimi dedemin gelip görmesiydi. Evet. Jimnastik takımı işte bu bizim. Arkadaşlarınızı hatırlıyor musunuz? Bir kısmını hatırlıyorum. Evet bir kısmını hatırlıyorum. Siz burada neredesiniz sevgili bakanım? Soldan ikinci. Soldan ikinci. Atlet biz. Şimdi bunlar normal hareket yapan, ben jimnastik takımı üst çıplak, alt beyaz pantolon var bizim. Evet. O gözükmüyor. Pantolon evet. da gözüküyor bakın. Bir de kule yapılırdı değil mi? Böyle kuleler. Kuleler işte, bunlar, her şey bütün gösteriler. İşte, kule işte kaç kat işte tabii, böyle tabii, 4-5 tabii. kat falan sonra kule bayrak, bayrak asılır falan. Güzeldi değil mi? Evet tabii. Ve şeyler tabii başka bir böyle sosyal etkinlik de olmadığı için... insanlar tabii Anadolu'da şey yok, tabii. Anadolu'da gelir seyrederlerdi. O hem de nasıl? Evet, alkışlarlar. Yok, başka bir şey. Evet. Peki, üniversite. Evet. İşte siyasal bilgilere başladık. O zaman şunu anlattım üniversitede. Zamanımızda merkezi sistem yoktu. Her fakülte müstakil yapardı sınavını. Evet, yalnız Orta Doğu Teknik Üniversite olarak yapardı. Kendi fakültelerini koyardı, tercih ederdiniz. Bir de Ankara Üniversitesi tek sınav yapardı. Diğerleri İstanbul, İzmir, Erzurum. Fakülte fakülte sınava girerdik. Yani Diyarbakır'dan yola çıktık. Yanımızda 40'a yakın mezuniyet belgesi, aşı kağıdı, nüfus cüzdanı. İkamet. Her birinden 40'ar tane. Çünkü her fakülteye bir takım veriyorsunuz. İlk Erzurum'dan başladık. Ben idealim kaymakam olmak olduğu için hep şeyim siyasalda. Ama her ihtimale karşı kaymakam olamazsam Ziraat Fakültesini okuyup gelip kendi arazimde modern çiftçilik yapmak ikinci düşüncem buydu. B planı. Kaymak B planı. Cep planı da Almanca mıydı? İşte olmasa hiçbiri Alman filolojisinde okuruz. Evet. Almancayı işte bir şeyler oluruz Almanya. Peki kimle dolaşıyorsunuz şimdi Erzurum'dan başladınız? Arkadaş. Kaç arkadaş? Mesela Erzurum'da bakın 17-18 arkadaştık. İndik trenden. Çoğunu treni ayakta geçirdik. Tıklım tıklım. Oturacak yerde. Tabii. Oteller dolu. O zaman yurt murt daha henüz. Üniversite yeni kurulmuş.
Üniversite binaları bile işte yeni yapılmış. Kaç yılı bu sevgili bakanım? 63. 63. 64. Bir handa 17 yataklı bir yer bulduk. Yan yana böyle 17. Tamam dedim. Arkadaşlar dedi ya biz 18 kişiyiz. E olsun dedim ya yapıştırırız. İleride aynen öyle. Ve orada orijinal şu oldu. Sabah uyandık. Oturduk çaylarımızı içeceğiz, çay istedik. Çaylar böyle şey geldi. Kapalı. Şimdi birisi diyor ki arkadaşım, ya bak bak amuda kalkmış. Yok ulan diyorum, o bardağın şekli öyledi diyorum. Sonra önümüze getirip... Tak çevirdi değil mi? Çevirince... Evet, benim de çok dikkatimi çekmişti. Aa, evet. Anladık ki çok bu... mu soğuktu? Soğuktan soğumasın diye ağzı açık. Tabii, yani şu bardak tam ters geliyor. Ama tam şeyin içinde. Dökülmesin diye de silme dolduruyorlar. Evet. O zaman dökülmüyor çevirirken. Çok şimdi, enteresan evet. Evet. Gerçekten. Görünce ilk hayretimde. Ondan sonra ben Erzurum'da bir ziraat fakültesi, hani idaremiz evet. İkinci ve planı. 3 Alman florisi sınavlarına girdim. Oradan şeye geçtik. Hepsini aynı gün mü girdiniz? Yok, işte araları ayarlıyorduk ona göre. Ama handa kalmaya devam ediyorsunuz. Devam ediyoruz. Kaç kuruş veriyorsunuz, ne veriyorsunuz? Yani paranız var mı böyle? O zaman mecbur üzerimize. Çünkü seyahat Erzurum'da bitmedi ki. Oradan Ankara'ya geldik. Ben Ankara'da işte Ankara Üniversitesi'nin... tek liste, 10 tercih. Bir tek siyasal bilgileri tercih ettim. Başka hiç dokunmadım. Oradan İzmir'e geçtik. İzmir'de tıbbı tercih ettim. Hani orada bir de yine ziraat. Orada da ziraat ve vardı. Tıp sınavlarına girdim. İstanbul'a geçtik. Peki yani sizin gibi tabii Türkiye genelinden, Anadolu'dan pek çok öğrenci çok insan, de aynı imtihanlara geliyorlar. Aynen, aynı sizin gibi onlar da dolaşıyorlar. Dolaşıyorlar evet. Tabii. Peki bu imtihanların sonuçları ne zaman size açıklanıyor? İşte 20 gün, 25 gün böyle belli bir ille şu gün açıklanacak diye bir şey bildirmemişlerdi. Takip ediyoruz. Baba da zaten PTT'de olduğu için. Evet, açıklandı deniliyordu. Ben Allah'a şükürler olsun girdiğim hepsini kazandım. Erzurum, Ankara, başa, İzmir, İstanbul Orman, İstanbul Tıp. Ama sizin tercihiniz? Siyasalı kazanınca hepsini bıraktım. Ankara'ya geldim, siyasal bilgilere kaydım. Peki aileyle istişare ettiniz mi? Yok. Anne babayla? Yok. Onlar bir şey demezlerdi ki benim tercihim. Evet. Peki, Ankara siyasalı kazandınız evet. Ve geçtiniz, başladınız. Büyük bir sınıf, girdiniz. Evet, yok çok büyük değildi bizim. 200 kişi alıyorlardı. Evet. İşte biraz da kalanlar olunca 250. Yani amfi evet tabii ama 200 kişi yine ne amfi. Olur? Evet. Yine amfi. Yani şimdi hukuk fakültesine göre biz çok az diyorum hukuktaki amfiyi görseniz. Peki var mı orada o ilk gün o oturma kalkma şeyiniz oldu mu? İşte oldu, bir boş yer. Oldu. Nasıl, ne oldu? Şimdi efendim birinci ben siyasalda yalnızım. Hı hı. Benim liseden gelen bir tek arkadaşım yok. Hiç kimseyi tanımıyorum, hiç kimseyi bilmiyorum. Bir geldim sınıfa. Sınıf dediğimiz amfide spor salonu. Hı hı. Ülkenin spor salonu. Birinci sınıf yapmışlar. Evet. Birinci sınıf orada okuyacağız. Her taraf dolu olduğu için. Sevgili bakanım, burası üniversite mi? Ankara Üniversitesi mi? Yok, Diyarbakır. Benim amcaoğluyla lise, üniversitedeyken tatilde Diyarbakır'dayız. Evet. Tatilde, sömestr tatilde. O da mı Ankara'da okuyordu? Yok, okumadı. O koleji bitirdi, okumadı. Evet. İş adamı oldu Diyarbakır'da. Evet. Neyi anlatıyor? Amfiye girdiniz, sınıfa girdiniz. Ha, girdik. Oo, bütün yerler dolu. Ta en arkalarda bir yere gidip oturdum. Düşündüm sonra ya ben burada oturursam sınıf geçmek zor. Hocayı zor duyuyorum. Duyuyorsun. Buradan. Ses sistemi yok tabii o evet, zaman. Evet yok. Ertesi günü geldim. En önde bir yere oturdum. Evet. Biraz sonra bir arkadaş geldi. Kardeş dedi burası benim yerim. Ya ben oturdum dedim. Ne yapacağım? Bak
bak dedi, bu okulun gelenekleri var. Ona hepimizin uyması lazım. Ya dedim, ben arka sıradan nasıl sınıf geçerim? E ben de bir sene dedi arkada oturdum. Evet. Bu da işte üniversitede sömestr tatilinde. Yine sömestr. Yine o biri amcaoğlu, evet, doktor oldu, profesör. Onun yanındaki esnaf, terzi bir arkadaş. Öbürü de üç tane esnaf var. Bir ben. Bunlar bir hepsi de hayatta değil mi? Ha? Hepsi hayatta değil mi? Hepsi hayattalar. Çok güzel, Allah. Evet. Hepsi evet hayattalar. Evet. Ondan sonra ben dedi biz arkada oturdum, bir sene çaktım, şimdi geldim önde oturdum. Sen de dedi bir sene çakarsın, gelip önde olur oturursun dedi. Ben kalkmıyorum dedi. Bak dedi, ben disipline gidip şikayet etmek zorunda kalırım. Gitti. Bak bu fakülte. Evet. Bir konferansı veya bir şey, etkinlik dediğin. Bunlar da hep yakın arkadaşlarımız o zaman. Geldi bir deli, bizden daha büyükse. Niye dedi bu arkadaşımızın yerinden? Ya dedim, ben arkada otursam ders mi dinlerim? Bak dedi, okulun gelenekleri var. Daha yeni başladın. Buna uymak zorundasın falan. Peki dedik. Arka sıraya gittik ve o sene çaktık. Gerçekten. Tabii. O doğruymuş yani. Hakikaten hiçbir şey duymuyorsun. Ama dinlenmez ki. Koca amfi şimdi. Bir de arkadaşlar düşünün, kendi aralarında da konuşuyorlar. Sen bu potanın altında oturuyorsun. Daha o bir potanın ileri. Şey otur. Hoca ders, kürsüden ders anlatıyor. Demek ki ön sıralarda oturmanın yolu arka sıralardan geçiyormuş. Ya öyleymiş. Evet. Şimdi evet, ikinci sene oldu. Biz tabii tecrübeli olduk ya. Evet. Geldik oturduk. İkinci ders içeri girdiğim zaman hop yerime biri oturmuş. Geldim aynısını, kalk oğlum bu benim yerim arkadaş dedim. Oturdum dedi. Nasıl? Bak dedim, ben bir sene arkada oturdum, çaktım buraya geldim. Sen de. Sonra bir münakaşa, biraz hafif bir kavga da başladı. O çocuk da kimdi sonradan biliyor musunuz? Kim? Mahir Çayan'ın arkadaşı birlikte. Ama o tarihlerde henüz o fikir onlarda oluşmamış. Veya belki var da bilmiyorduk da. Evet. Fakültenin yeni birinci sınıfındayız. Biz ön sırada devam ettik. Evet. Ve sınıfımızı geçtik. Çok güzel. Peki okulu yine tamamlarız, konuşuruz. Ondan sonra kaymakamlık ilk görev yeriniz. Daha sonra valilik, emniyet müdürlüğü. Evet. Onların hepsini konuşacağız. Bakanlarınızı konuşacağız. Ama kısacık bir ara vereceğiz. O aradan doğru sonra tekrar birlikte olacağız sevgili bakanım. Sevgili seyircilerimiz, Türkiye'nin en uzun süre İçişleri Bakanlığı yapan çok renkli simalarından, denge isimlerinden bir tanesi, değerli siyaset ve dava adamı Sayın Abdülkadir Aksu Bey ile sohbetimize, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili bakanım, biz siyasalı bitirelim. Siyasal döneminde, okul döneminde böyle daha sonradan popüler olmuş renkli arkadaşlarınız var mıydı? Veya hocalarınızdan renkli simalar var mıydı o dönemde? Efendim, önce hocalardan başlayayım. Hocalarımızın büyük çoğunluğu renkli. Türkiye'nin çok yani popüler. Kimler Güne, mesela? Turan Güneş rahmetli oldu. Evet. Besim Üstüne, Mümtaz Soysal, Yavuz Abadan, Nermin Abadan. Hı hı. Bunlar o zamanın en değerli ve en popüler hocalarıydı. Nasıl da aranızsa hocam? İyiydi. Yani siyasal bilgilerdeki bizim en büyük rahatlığımız, hocalarımızla diyalogumuz çok iyiydi. Odasına gider açar, konuşurduk, görüşürdük. Evet. Nerede kalıyordunuz Ankara'da? Efendim, siyasal bilgiler yurdu o tarihte Türkiye'nin en modern, en güzel yurduydu. Hilton gibi derlerdi. Odalarda devamlı. Peki sürekli. Herkes kalabiliyor muydu yani? Herkes ücret, kal, bütün siyasal. Ücret ödüyor musunuz? Ücretle kalıyordu. Ücretle kalıyordunuz. 50 liraydı yurt ücreti aylık. Aylık. 24 saat her gün sıcak su, çamaşırlar yıkanır, ütülenir. Çok güzel.
başka üniversitelerde yoktu değil mi? Hiçbir yerde yoktu. Çok güzel. Peki okulu bitirdiniz. Hatta siz okul zamanında da böyle imtihanları geçince böyle kutlamalar falan yapıyor muydunuz? Böyle arkadaşlar arasında yıl, böyle. Her yıl siyasalın geleneğidir. İnek bayramı yapıyor. Öyle mi? Evet. Nasıl oluyordu? O bir festival, bir haftalık bir festival. Yapıyordunuz. Kıyafetler giyerdik herkes. Ben ümmetle Diyarbakır folklorcuların giydiği şalvar, yelek giyerdim. Neler olurdu festivalde? Yani o okuldaki öğrencilerin yöreleri... Festivalde çok mesela bir çadır kurulmuş. İşte Afrika ormanlarından yakalanmış pars, suda görülmeyen balık. 25 kuruş verip giriyorsun içeri. Evet. İçeri giriyorsun, bir kafes. Kafeste bizim arkadaşımız, adı Pars olan bir arkadaşımız vardı. Evet. Pars kafeste oturmuş, sana bakıyor. suda görünmeyen balık, büyük bir leğen, çok büyük. İçinde bir şey yok. Hani tamam diyorlar işte, suda görünmüyor. Suda görünmüyor. Evet. Şimdi o... Bu kıyafetiniz bu muydu? Bu inek bayramı kıyafeti. İnek bayramı. Peki ha. Yani inek denmesinin sebebi ha, nedir? İşte oraya geleceğiz. Evet. Bu çadırlar, festivaller, konserler. Evet. Ama hep matrak işler yani öyle evet. Ciddi konser değil. Rahmetli mesela Hasan Celal Güzel bu konserlerde keman çalardı. Hasan her müzik aletini çalar. Allah rahmet şimdi, eylesin. Allah rahmet eylesin. Gani gani rahmet eylesin. Şimdi bir... Okulun en çalışkanı gerçekten notları işte onu çıkarırlar. O ineğin başından çekerek siyasal bilgilerden başlardık. Kızılay'a çıkardık. Oradan Sıhhiye'den geri okula dönerdik. Tabii bütün trafik o zamanki allak bullak. İneği siz mi çekiyordunuz? En çalışkan olan arkadaş kimse. O çekiyor. Biz o kadar şey olamadık birinci yani notları en üstün. En iyi olan, onun için en inek denildi. Çok çalıştığı için birinci olmuş. O çeker. Bir de her inek bayramı bir kral, bir kraliçe seçilirdi. Bizim dönemimizde kral bizim sınıftan. Ha biz üç bölümdük siyasalda. İdari şube, mali şube, siyasi, hariciye. Kral bizim idari şubedendi. Kraliçe de hariciyedendi. Bunlar bir at arabasında... At arabasını kullandığında Mehmet Keçeciler. Ay güzel. Ha demin sordunuz, hocaları söyledik. Öğrencilerden de ünlüler vardı. Sonradan Türk siyaset tarihinde. Hasan Celal Güzel gibi. Rahmet. Hasan Celal Güzel. Mehmet Keçeciler gibi Mehmet saydınız. Mehmet Keçeciler, yani. Uluç Gürkan, Murat Karayalçın, İstemeyen Talay. Hep biz aynı devreyiz. Sizin aynı sınıf, aynı devre aynı devre. Ha, şubelerimiz değişir. Ben Mehmet Keçeciler idari şubedeniz. Uluç Gürkan siyasi hariciyeden. Murat Karayalçın mali şubeden mesela. Çok güzel. Ama hep aynı dönem. İşte o ineği döndürür Sıhhiye'den okula gelirdik. Son gecede balo yapılır. Biterdi inek bayramı. Balo da okulun her tarafı. Yani okul yukarıdan bir şeyler götürür, altı sererdiniz, otururdunuz koridorlarda, merdivenlerin üstünde. Peki sizi, yani sizin için normalde Pala Abdul... Derlerdi. Yani, derler, diyorlar mı hala i̇şte bilmiyorum. Büyükten Diyarbakırlı Pala Abdul. Peki okulda da yine aynı böyle palalık evet, var mıydı? Vardı, bıyıklar. Saçlar da uzundu biraz galiba. Biraz saçlar da uzundu. Kime benzetiyorlardı sizi? O zaman meşhur İngilizlerin bir beşli Beatles'ler vardı. Evet. Onlardan birine bilmiyorum. Evet. Onun için bu uzun saçın şeyini de kırık kaymakam iken sıkıntısını bir gün yaşadım. Nasıl oldu? Kırık kaymakamıyız. İlk görevi yeriniz mi kırık? Yok. İlk. Diyarbakır. Diyarbakır'da maiyet memuru. Staj dönemim Diyarbakır. Bingöl Genç Kaymakamlığı. Malatya Akçadak, Malatya Doğanşehir. Burada kaymakam vekiliyim. Kınık ilk asil kaymakam olarak kura çektim gittim. Fazla kalamadım. Bir yıla yakın kaldım. Sonra oradan askere gittim.
İşte ben Kınık biraz İzmir'e uzak, 120-125 kilometre. Basit bir iş için yani kaymakamlık jipi, yazık benzine falan diyordum. Otobüs. Otobüs, güzel otobüs. 10 lira o zaman bilet. Binerdim. Sıkı yönetim, 12 Mart muhtırası. Sıkı yönetim ilan edilmiş. Sık sık kontroller. Otobüse binen ilk polis olsun, asker olsun. İlk gözden çarpan benim saçlar. Neden? Saçlar uzun. Bıyıklar. Gelirler. Ben kaymakamım yavrum derim. Bir durar yani Allah Allah falan. Böyle kay. Neyse çıkar gösteririm ki şey olsun, rahatlasın. Böyle şeyler rastladık. Oldu. Peki sizin gibi başka var mıydı o dönemde? Siyasalda yok. Böyle uzun saç, palabıyık falan. Uzun saç var da palabıyık yok. Palabıyık yok. Evet. Yok. Peki. Onun için dedim ya Almanca hocam siyasalda adımı söyleyemedi. Evet. Abdül... Bıyık derdi. Abdülbıyık, eyvallah. Diyarbakır'a, okul bitti, Diyarbakır'a geldiniz. Diyarbakır'da, okul yıllarında hiç böyle dernekçilik falan oldu mu? Olmaz, dernek olur mu? Derneğiniz. Biz şimdi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde sol fikir kulüpleri vardı. Biz de ona karşı Hür Düşünce Kulübü'nü kurduk. Hürriyetçi düşünce. Hür düşünce. Evet. Liberal, muhafazakar. Arkadaşlarla ama sayımız 15'i falan geçmiyor. Evet. İşte Hasan Celal Güzel, Mehmet Keçeciler, bu arkadaşlar. Ne yapıyordunuz peki dernek olarak? Evet, konferanslar yani belli şahıslar o dönemin bilinen sağ cennata bilinen kişileri çağırıyoruz konferans. Kimleri çağırdınız mesela? Hiç yani Aydın Yalçın bizim şeyimizdi o zaman. Kulübümüzün üyesi okulda. Çünkü tek sağda olan hoca Aydın Yalçın'dı. Diğerleri hep şey miydi? Hepsi solda. Sol. Hem de bazıları tip şeyinde, çizgisinde, Türkiye İşçi Partisi yani çizgisinde soldalarda bir Aydın Yalçın vardı. Bütün faaliyetlerimiz buydu yani başka öğrenci olarak. Ama birçok arkadaş... Benim adımı derdi, panoya yazma. Tamam, aidat vereyim. Hmm. Ben 4 yıl kulübün değişmez muhasibiydim. 2,5 lira aidat topluyorduk. Başka gelirimiz yok. Yani bütün harcamalarımız topladığımız 2,5 lira. Konferansları okulda mı veriyordunuz? Okulda, okul salonu. Yani serbestti değil mi? Ona bir şey serbest demiyordu okul yok, idaresi. Bazı arkadaşlar diyordu ki ya bizi üye yapmayın. Aidat da vereyim. Yani ismim o panoda. Çünkü falan bilinmesin. Hoca görürse ne der? Evet. Peki hocalar böyle şey yapıyor muydu o zaman işte? Yok, yapmaz. Değil mi? Yani ona evet. Bir Turan Güneş'ten ben bir şey yaptım. Seminerde bir kırık not aldım. O da bir gün okula geç kaldı. Arkadaşlara dedim ki ya ayıptır bakın. Biz siyasalın son sınıfına gelmişiz. Bir hoca 15 dakikadan fazla da beklenmez. Evet. Hocamız siyasetçilik yapacaksa gitsin partisine. Öğretmenlik yapacaksa gelsin buraya. Dersine zamanda gitsin. Kendisi CHP'nin merkez yürütme kurulu mu, yönetim kurulu tam bilemiyorum. Veya parti meclisi. Yasaya göre o zaman olabiliyordu. Şimdi üniversite hocaları evet. Bu kurulda parti. Sadece o kurullarda görev alır. Geç kalınca ben de arkadaşım ki ya hadi kalkın işte. Fakat bu ara bir arkadaşımız gecikmişti. Gördüm karşıdan geliyor ya nereye gidiyorsun dedim. Herkes dağıldık sen nereye? Ben de kitaplarımı alayım. Peki git al. Sınıfa girmiş oyalanırken Turan Güneş rahmetli hocamız içeri girmiş. Nerede ya bu arkadaşlarım? Onlar herhalde Abdülkadir çıkardı onları. Ve o kadar seminer zayıf ya. Seminerden zayıf mı olur? Oturuyorsun bir sürü kitap okuyorsun. Evet. Not, dipnotlarına o kaynakları yazıyoruz, ediyoruz. Evet.
Peki sevgili bakanım, Diyarbakır'a geldiniz. Diyarbakır'da liseler arası bir bilgi yarışması, ilk yaptığınız faaliyet nereden, nasıl oldu? Diyarbakır Kültür Derneği Başkanı olarak o faaliyeti yaptım. Diyarbakır'da da dernek? Ankara'daki yurdumuz vardı. Öğrenci yurdu. O zaman bilmem hatırlarsınız, her ilin hemen hemen yurdu vardı. Çünkü devletin bu kadar yurdu yoktu. Bir site yurdu vardı. Bir bizim siyasal bilgiler yurdu vardı ama diğer fakültelerde okuyan arkadaşlarımızın yurdu olmadığı için Siirtlerin yurdu vardı, Mardinlerin yurdu vardı. Bizim Diyarbakır yurdu da vardı bahçeli evlerde. Ben o derneğin başkanı oldum. O başkan olarak Diyarbakır'da öyle bir yarışma yaptık. İlk ses i̇lk getiren defa, yarışmanız. İlk defa tabii Diyarbakır'da öyle bir yarışma oldu. Bir yurdumuz vardı işte oranda arkadaşlar 30 liraya kalıyorlardı bir ay. Ben Allah rahmet etsin vefat etti o zamanki Diyarbakır valisinden bize yardım etmesi için gitmiştim derneğimize. Kaç liraya kalıyorsunuz dedi. Efendim aylık 30 lira dedim. Ulan dedi 30 lira günde 1 lira ham bile bulamazsın dedi ya. Yükseltin biraz dedi. 1 lira kalınır mı dedi. Efendim öğrenci çoğunun yok parasını nereden verecek? Yani Diyarbakır gelirimizin önemli kısmı Diyarbakır özel idaresinin verdiği bir miktar parayla Diyarbakır Belediyesi'nin verdiği bir miktar para. Bir de işte bazı biz gece yapardık. Diyarbakır gecesi bizim mahalli sanatçılarla falan. Oradan bir miktar para kalır. Bunu hep yurda harcardık. Evet. Isınması, elektriği, su parası. Evet. Peki bu arada resmi görevlerinize gelelim. Şimdi Kınık'a kadar gelmiştik. Kınık'tan askere mi gittiniz sevgili bakanım? Kınık'tan askere gittim. Asker. Ne kadar sürdü? Nerede yaptınız? Erzurum. Erzurum'da. Aşkale'de. Aşkale'de tank takım komutanı. Tam askerlik yaptım. O zamanlarda Erzurum'un kışları çok sert olurdu değil mi? Allah. Kaç ay yaptınız? 12 ay yaptım. 12 ay orada kaldınız. Var mı böyle asker arkadaşlarınızdan yine sizin gibi böyle ünlü olan görüştüğünüz var mı? Askerde... Bir askerlik hatırası var mı? Bu mesela buradaki arkadaşlarınız kimler bunlar? Evet işte Maliye Bakanlığı'nın hesap uzmanı var. Bir kısmı er onların. Onlarla çektirdik. Siz Asteğmen olarak yaptınız. Ben Asteğmen tabii. Evet. Ankara'da tank okulunda okuduk. Bakın bu komutanımdı soldaki Canay. Sonra general oldu. Ege Ordu Komutanlığı Kurmay Başkanı'ydı. Öbür tarafımdaki benim gibi aynı kıyafeti giymiş arkadaşım hariciyeciydi. Hariciye Bakanlığı'ndaydı. O da emekli oldu geldi. Görüşürüz onunla. Çok. Şeyle de komutanla da görüşürüm. Emekli oldu. Bodrum'a yerleşti. Çok ciddi, çok disiplinli. Ta ilk gördüğümde kıtada bu dedim Müsteğmen muhakkak general olur. Çok ciddi değil, çok. Çok güzel. Görevine. Peki evlilik askerden önce mi sonra mı oldu sevgili bakım? Oo evvel. Son sınıfta sömestre geldim, nişanlandım. Gittim. Okulu bitirdim, geldim Diyarbakır'da göreve başladım. Bir ay sonra evlendim. Ben Bingöl Genç Kaymakam iken ilk çocuğum Murat. Evet. Orada Murat Çay geçtiği için Murat ismini koyduk. Ya güzel. Gencin ortasından Murat Çay geçer. Evet. Murat Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Evet. Özellikle tabii bu programın bu kadar kısa süre içinde gerçekleşmesini sağladı. Hakikaten sağ fotoğraflar olsun. Konusunda. Evet. Bu fotoğrafta kimler var sevgili bakanım? İlk hac, ilk umre mi, hac mı yaptınız ilk defa? Hacla yaptık. Bu torunlarım var. Biri kucağımda, biri yanımda. Allah bağışlasın. Murat Bey'in çocukları. Hanımım ve kızım. Yok, evet. Kızımın çocukları o ikisi. Murat'ın çocukları yoktu. Hac mı, umre mi? Umre. Umre'ye gittiniz umre. İlk defa. Kaç senesiydi? İlk defa çocuklar. Vallahi pek hafif. Allah. Evet, Allah kabul etsin. Abi. Ne kadar güzel. Kaç evlat var? Kaç tane torun var? Torunlarla herhalde? 4 torun var. 2 evlat, 4 torun. Allah bağışlasın. Murat'ın da 2 kızı var. Kızımın da 2. Bu kızımın kızları.
Allah bağışlasın. Allah razı olsun. Versin. Onlar da bizi seyrediyorlar şu an. Onlara da selamlıyoruz buradan. Ne kadar güzel. Peki kaymakamlık, ondan sonra valilik yılları sizin. Valilik, şimdi hatta o dönemler sizin tabii 70'li yıllar. Ne bileyim yani tehlikeli yıllardı o yıllar. Siz o yıllarda mülki idare amiri olarak, kaymakam, vali olarak görev yaptınız. Hiç böyle tehlike yaşadınız mı? Tabii tehlike yaşadık da. Kaymakamlıkta yaşadığım bir olay vardı. Çok lütfen önemli. Anlatır mısınız? Doğanşehir kaymakam iken bir Kudüs olayı yaşadık. Bilmem hatırlar mısınız? Çok meşhur, ünlü bir Kudüs filmi vardı. Ben seyrettim, yabancı bir film ama yani çok heyecanla seyredilen bir film. Biz o filmi yaşadık ilçede. Allah Allah. Evet, şimdi bir akşamüstü işte hükmette konağından çıktık. Hakim arkadaş, savcı, yürüyoruz. Ya gelin dedim, burada benim bir hemşehri var. Oranın en iyi esnafı Doğanşehir'in. Çiğ köfte yapmış, haber verdi bana. Birer sıkım, hadi yeriz. Hakim Bey, efendim bilmem ki gelsem. Ya Hakim Bey, yabancı değil. Üstelik işte bir çiğ köfte bir. Gittik yedik. İki gün sonra mı, üç gün sonra öğrendik ki o çiğ köfte yediğimiz et Kudüs bir hayvanın etiymiş. Allah Allah. Ve biz çiğ köfte yemişiz. Pişirilse. Şimdi vatandaş gelmiş, veterinerimiz var ilçede. Hayvanım hasta demiş, ineğim götürmüş. Veteriner bakmış, muayene etmiş. Şey bulamamış mı yani? Ama kendisi gelmiş hemen Kudüs aşısı vurmuş kendine, başlamış. Maşallah. Şüphelenmiş kendisi. Şey veteriner. Veteriner. A tipi Kudüs dediler sonradan. Orada saldırgan olmuyor hayvan. Hep uyuyor. Ama salyalar maryalar. O şüphelenip Kudüs aşısı yapmış. İki gün mü, üç gün sonra adama rastlamış. Ne oldu demiş, sen inek. Valla demiş, kestim. Ne? Eyvah. Ne yaptın? İlçede üç tane kasap var. Üçüne de satmış, üçe bölmüş. Of. Şimdi biz tam o tarihler rastlıyor. Bizim çiğ köfte dediğimiz tarihe rastlıyor. Hemen tabii telaş, bir heyecan. Vilayete haber verdik. İlçeyi karantinaya aldık. Az değil ki üç kasaptan millet et almış herkes ciğer. O filmde de böyle bir olay yaşanıyor. Biz halka da moral vermemiz lazım. Hem bizim morale ihtiyacımız var, hem halkın morale ihtiyacı var. Doktorumuz yeni mezun. Mezun olmuş ilk Doğanşehir'e tayin bir hanım. Ne yapacağını zavallı bilemiyor. Aşı bitmiş. Sağlık müdüründen açmış, aşı istemiş. Ya idare et demiş, serum merum. Kız ağlayarak geldi bana, doktor hanım. Kaymakam Bey dedi, aşı bitmişti. İstedim böyle dedi bana. Ben çıldıracağım. Peki sizde herhangi bir şey oldu mu? Allah'a şükür hiç kimsede bir şey çıkmadı. Ama hemen aşıya başlamıştık. Tedbirini aldınız önce. Ama aradan 3-4 gün geçmiş. Ama ne kadar bilinçli, yani çiftçimiz ne kadar bilinçli. Gidiyor veterinere, hissediyor bir şeyler. Gidiyor veterinere mutlaka işte ineğine. Ne kadar bilinçli. Ama işte o kestirme işini sormadan yapmayacak. Yapmış, evet. Onu yapmış olması büyük de. Çünkü o şeyin kafasını buldu, beyni gönderdik Elazığ Araştırma Enstitüsü'ne, Kudüs denildi. Kudüs, evet. Kudüs geldiği zaman biz 3. 4. günü olmuştu. Peki o zamanlar şey de olurdu böyle işte bombalı paketler vesaire bir takım şeyler. Siz de mülki idare amiri olarak hiç öyle bir şey. Ona da nasibimizi aldık. Öyle mi? Tabii ben şimdi şöyle anlatayım. Ben Malatya Emniyet Müdürlüğü'nden Maraş Vali Vekilliği'ne tayin oldum. Korkut Özal, İçişleri Bakanı, koalisyon dönemi, Milli Selametle herhalde Adalet Partisi miydi? Evet, Milli Selamet, Adalet Partisi koalisyonu. Maraş'a tayin olduk, gittik.
O ara seçim vardı. Ve Ecevit kazandı ve kısa dönem bir başbakanlığı oldu. Ama göreve daha başlar başlamaz İrfan Özaydın'ın İçişleri Bakanı beni Maraş Vali Vekilliğinden Adıyaman Emniyet Şube Müdür Mavinliğine tayin ettiler. Yani bu içişlerinde görülmemiş bir olay. Ben normal olarak birinci sınıf, birinci derece Malatya Emniyet Müdürü'yüm. Maraş'ta vali vekiliyim. Önce normal görevine dön dediler yani Malatya Emniyet Müdürlüğü'ne. Oraya döndükten birkaç gün sonra da kararnameyle Adıyaman Emniyet Şube Müdür Mavinliğine gönderildim. Tensili rütbe. Olacak iş değil. Tabii yalnız ben değilim. Bu bizim Hasan Celal Güzel İçişleri Bakanlığı müşavir ve müsteşar Mavin Vekilliğinden Hakkari'nin bir ilçesine nüfus memurluğuna. Hüsnü Doğan arkadaşımız İçişleri Bakanlığı APK Genel Müdürlüğü'nden Antalya İl Planlama Memurluğu'na. Bizim Safet Arkan Bedük Başbakanlık Genel Müdürlüğü'nden o da bir ilçeye Emniyet Şube Müdür Mavinliği'ne. İsmail Köse Malatya Emniyet Müdürlüğü'nden Ağrı Emniyet Şube Müdür Mavinliği'ne. Böyle enteresan. Tabii hemen rapor alıp davalar açtık. Ha, bu ara işte bu ara gazetelerde bir haber. Hamidoğlu'nun bombası gitmiş. Malatya Belediye Başkanı. Malatya rahmet. Belediye Başkanı Allah rahmet etsin. Amin. Paketi açıp rahmete kavur. Allah rahmet etsin. İki torunu ve geliniyle birlikte beraber. Cenab-ı Hakk'a gani gani rahmet eylesin. Allah rahmet etsin. Evet. Güzel insandı, ben çok severdim. Evet. Mert bir insandı. Onun takatını yaparken Ankara'dan gitmiş polisler. O paketin emek postanesinden postaya verildiğini tespit ediyorlar. Hemen Ankara'ya döner dönmez o memuru arayıp sorguya çekiyorlar. Memur bir kişinin iki paket getirdiğini. Bir tanesinin? Birinin işte Malatya'ya, ikincisinin de bakıyorlar Adıyaman'a bana göndermiş. Benim tayin Adıyaman'a çıkmıştı ya. Evet. Onun için paket de Adıyaman'a gönderdi. Allah'tan biz gidip göreve başlamamıştık, raporluydum. Hemen dokunmayın diye açıyorlar, arıyorlar Adıyaman'ı, diyorlar paket evet. Geldi, alıcısı olmadığı için bekletiyoruz. Aman dokunmayın. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Gidip alıp getiriyorlar Ankara'ya. Sonra paket açıldı, o bomba. Neler olduğu içinde, nasıl yapıldı hep tespit edildi. Evet. Evet. O dönemler. Böyle peki valideye de böyle bir şey oldu mu rahmetli valideye? Valideye de ben bakanken onu da PKK bu defa kaçırmak için bir ekip görevlendirildi. Evet. Bunlar annemin rahmetlinin kaldığı apartman dairesinin en alt kattaki daireyi kiralamışlar. Ve çalışmaya başlamışlar. Yeah. Annem eve kaçta gelir? Kaçta sabah çıkar? Evet. Kaçta gelir her gün? Nereye gider? Ne yapar? Bunları tespit etmek için. Tabii ben onların soruşturmasını da bakandım. Çünkü Diyarbakır'a gittiğimde izledim. Kendilerine Kandil'de bayağı kurs verilmiş. Allah önce Allah. Benim televizyonlardaki konuşmalarımla beni bir tanıtmışlar. Ondan sonra annemi nereden bulmuşlarsa fotoğraflarıyla annemi onlara iyice tanıtmışlar. Ne yapacakları talimatlandırılmış. Önceden de ev kiralandığı için gelip bu evde kalmışlardı. Allah muhafaza etti, korudu evet. bizi. Elhamdülillah. Sonra bir de madem bunlardan açılmış, onu da söyleyeyim. Ben bakanlıktan ayrıldık, muhalefetteyiz. Benim Ankara'da bir bürom var.
Büklüm Sokak'ta. Bir gün otururken Ankara Emniyet Müdürü geldi ziyaretime. Müdür benim mahalle arkadaşım. Evet. Çocukluk arkadaşım. Aynı mahallede, aynı sokakta büyüdük. Aynı camide namaz kıldık. Başladı efendim işte ne tedbir alıyorsunuz, ne yapıyorsunuz falan. Sonra itiraf etti. Olayı anlattı. Dedi ki efendim, üç kişilik bir tim. Biri kız, ikisi erkek. Muş'un kırsalından buraya size infaz için gönderilmiş. Allah Allah. Diyarbakır polisi, Mersin polisi takip ediyor. Sıkı bir takip. Ankara polisi de yakalıyor. Adamların üzerinde benim büromun krokisi. Ben hangi odada oturuyorum? Korumam hangi odada? Çünkü bakanlıktan ayrıldığım için korumam var. Evet. Sekreter nerede? Ve teferruatlı bir inceleme yapılmış. Evet. O da ceplerinde çıkıyor. Bunlardan biri o bayan. O benim Anavatan Partisi'nde belediye meclisine soktuğum bir eczacı arkadaşın kızı. Of. Ama kız yıllar önce aileyi terk etmiş, bırakmış. Evet. Resim çekmiş, dağa gitmiş. Evet. Dağdan da ona bu görevi vermişler. Yakalanmış Ankara sağ olsun. Evet. Ve Cenab-ı Hak korumuş, muhafaza etmiş. Ha. Sevgili Bakanım, programımızın sonuna geldik ama biz yani hakikaten Türkiye'de özellikle bazı imzalar var, bazı mühürler var gerçekten. Türkiye hakikaten Türkiye'nin gelişmesine katkı sağlayan, imza atan bazı isimler var. İşte rahmetli Özal gibi, Erbakan Hoca gibi. Menderes'ten işte, başlar. Menderes, rahmetli Menderes gibi. Ve o çizgiyi Recep devam Tayyip, evet, Erdoğan. O çizgiyi, evet, Recep Tayyip Erdoğan Bey gibi. Siz bunlarla birlikte çalıştınız. Rahmetli Menderes değil ama ondan sonra gelen Menderes hariç hepsiyle, evet, hepsiyle çalıştınız. Bir siyasi özellikle rahmetli Özal, Erbakan Hoca ve Tayyip Bey'le olan böyle dostluk hatıralarınız varsa onları alalım. Ondan sonra da programı bitirelim sevgili bakanım. Şimdi efendim ben bir kulaktan, bademciklerden ve burundan ameliyat oldum Ankara'da. Şey, valiyim o zaman. Gaziantep valisi. Polis evinde yatıyorum. Özal ziyarete geliyor beni. Yanında da Safet Erkan Bedik, bizim Ankara valisi. Ya Safet diyor, neyi var Abdülkadir'in? Ameliyat olmuş da gidiyor. Evet. Efendim diyor, estetik ameliyatı burnu. Evet, güzel. Özal içeri girdi falan, dikkatle bakıyor. Hani dedi ya bunun? Evet. Burnunda bir şey yok dedi. Tabii Safet başladı gülmeye. Ben anlattım işin, evet, gerçeğini. Cenab-ı Hak gani gani rahmet eylesin. Allah rahmet, evet, ne güzel, ya, ne güzel. Evet. Peki Erbakan Hoca ile Tayyip Bey ile ilk karşılaştık. Tayyip Bey ile çok, çünkü parti hemen hemen birlikte başladık yola. Siz ilk 9 kişiden kurucularından, evet, bir tanesiniz değil mi? Evet. Yol arkadaşlarına beraber başladık. Allah vergisi bir karizmatik liderliği var. Zaten şimdi bana soruyorlardı, bilhassa gazeteciler. Ya bu millet nasıl oluyor, böyle seviyor? Bak diyordum, Hakkari'ye git, Tayyip Erdoğan de, adam görmemiş. Evet. Bilmiyor ama büyük bir hayranlık var. Evet. Peki nedir diyor? İşte bu Allah vergisidir. Evet. Allah bir kulunu sevdi mi, İnsan, onu herkese sevdirir. Sevdirir. Bütün cihana. Sırrı sevdirir. Bu ama siz, evet, anlayamazsınız ki dedi. Evet. Siz anlayamazsınız. Siz tabii gerçekten farklı partiler, işte Anavatan Partisi, işte ama hep aynı Refah, çizgi Refah partiler, Fazilet, evet, ve AK Parti gerçekten, evet, hep aynı çizgi. Oralarda da ve Türkiye'nin gerçekten en uzun süre İçişleri Bakanlığı, evet, yapan çok değerli siyasetçilerindensiniz. Hiç unutamadığınız bir hatıranız varsa onu alalım. Ondan sonra Tayyip Bey'le olur. Yani nasıl olursa onu alalım ve ondan sonra da programımızı veda edelim inşallah.
O kadar çok var, böyle deyince hiçbiri aklımıza gelmiyor. Mesela bir hatıra şu, parti tabelalarını, parti kurduk Ankara'da. İl başkanlarımızı tayin ettik. Sonra bir seçim öncesi bir bütün illeri dolaşmaya çıktık. Parti tabelamızı asıyoruz törenle. Hem de işte bir miting tertipliyoruz. Evet. Kendimizi gösteriyoruz. İşte Karadeniz bölgesindeyiz. Ramazan. Artvin'e iftara yetişeceğiz ve tabelamızı asacağız. Borçka'ya geldik, yolumuzu kestiler. Evet. İlla efendim bekliyoruz. Halk toplanmış. Ya kardeşim bizim Borçka yok programda. Artvin'de bekliyorlar. Program Artvin. İftarı orada yapacağız. Mümkün değiller, bu kadar insan toplanmışız bizim ilçe başkanı yaptığımız arkadaş. Ben bir endişe, bir şey var ya, Borçka'da bize bu kadar olmaması lazım diye düşünüyorum. Ama çok sadece bir girdik Borçka'ya. Aman Allah'ım, o ne kalabalık. O ne sevgiseli. İnanılmaz bir şey. Bu Artvin'in Borçka'sı, düşün. Evet. Bu iş bitti dedim. Bu iş bitti, evet. Oradan fotoğrafı gördünüz. Türkiye fotoğrafını gördünüz. Ha, kim ne derse desin. Çünkü bazı arkadaşlar o zaman şunu diyorlar dedim. Ya size iktidarı vermezler, ne olur? Kardeşim, iktidarı kim verir? Millet verir. Millet veriyor. Millet oyunu versin de. Evet. Hadi vermeyeceği görüm. Yeter ki millet oyunu versin bize. Evet. Son sevgili yönetmenim dedi ki son cümle dedi ama ben sevgili yönetmenimden rica ediyorum. Sizinle biz en son Antalya'da Antalya Kepez'in çok değerli, çok çalışkan bir belediye başkanı var. Hakan Tütüncü. Hakan müthiş. Gerçekten çok güzel, çok çalışkan. Müthiş, Allah Hakan. Onların sayılarını artırsın. Orhan işte Orhan Gazi, Osman Gazi işte böyle semt konakları açmış ama bir de yaşayanları onur etmek için Amir Ateş semt konağı açmış Kepez'de. Çok güzel bir hareket diyor. Evet, çok şimdi güzel orada hareket. Sizinle karşılaştık. Onunla ilgili hem Amir Ateş, Ali Coşkun böyle gerçekten çok güzeldi. Onunla ilgili son cümleniz onunla ilgili olsun sevgili bakanım. Ben Hakan bizim gençlik kolları başkanımızdı, genel başkanımız. Evet. Ben kendim aldım, Antalya Kepez'e götürdüm. Ne kadar güzel, ne i̇şte kadar iyi etmişsiniz. İşte belediye başkan adayınız dedim. Tabii önceden partiye haber verdik. Büyük bir toplantı düzenlenmişlerdi. Hakan'ı Kepezlere, Antalyalılara takdim ettim. Allah sizden razı olsun. 3-4 gün de çalıştım. Esnaf dolaştım, sokak sokak, cadde cadde. Çünkü çok sevdim. Ve sonradan hakikaten o kadar başarılı bir belediye başkanlığı yaptı ki yani tarif edemem. Çok güzel. Değerli bir arkadaş. Çok güzel. Hele bu son yaptığı hareketler, bu semt konaklarına böyle değerli insanların ismini vermesi, onları anması, onları gündeme getirmesi, taşıması. Çok hoş. Sevgili bakanım çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık, gönlünüze sağlık. Allah uzun ömürler versin. Amin. Sağlık ve afiyet diliyoruz. Ve sevgili seyirciler, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarımla birlikte bir hafta sonra tekrar sizlerle birlikte oluncaya kadar her şey ama her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olunuz.